Merhaba Kova burcu ve özellikle de yükselen burcu Kova olanlar Şubat 2022 yılının gökyüzü gündemini ve FCTR hesaplamalarını anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. YouTube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve danışmanlıklarımız hakkında bilgi almak için Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz Şubat ayına. 1 Şubat'ta Kova burcunun 12 derecesinde bir yeni ayla bu aya başlıyoruz. Sizin birinci ev konularınızla ilgili olacak. Çünkü bu yeni ay sizin ve çok önemli bir yeni ay sizin nezdinizde. Vedik sistemde Sıravan'a, Batı sisteminde Dorsun sabit yıldızına denk gelen bir derecede gerçekleşiyor bu yeni ay. Ve hayatınızla ilgili hangi döngüde iseniz güçlü bir yenilik, artık bu konular, bu mücadeleler ya da sizde stres uyandıran konu her neyse güçlü bir yenilik yapmanız gerektiğini gözlemliyorsunuz. Sağlıkla ilgili bir süreçteyseniz, sağlığınız şifalanmaya muhtaç ve bu konularla ilgili gerçekten zorlu bir süreçten geçtiyseniz artık bu konulara yeni bir gündem geliyor. Sıra bana duymakla ilişkili olduğu için birilerinden güzel telkinler duymak, belki böyle o zor döngüyle, o zor konu, zor mücadele alanınız her neyse, kendi zihin dünyanız dışında başka bir zihin, başka bir el, başka bir fikirle bu konuyu çözümleyeceğinizi gösteriyor. Duymakla ilişkili diyoruz ya, hani bir yerlerden belki gerçekten şifa temasının yoğun olacağı bir etkiyi duyuyorsunuz, öğreniyorsunuz ve bunu hayatınıza entegre ediyorsunuz ve bu şekilde bir yenilik gerçekleşiyor. Tabii illa sağlık gibi düşünmeyin, hani hayatınızın hangi döngüsündeyseniz. Çünkü birinci ev her eve baktığı için her evle ilişkili bir gündemi işin içerisine dahil eder. Hayatın kısa bir fragmanı olduğu için şu an hangi döngünün zorluğunu yaşıyorsanız bu zorluğa bir çözümü gösteriyor. Sonrasında 4 Şubat'ta Güneş ve Satürn'ün sizin birinci evinizde kavuşumu olacak. Yine bu da çok önemli. Güneş-Satürn kavuşumları bir şeyleri oldurtmak, bireyin gerçekten kendi benliğinin neyi isteyip neyi istemediği, neyin size menfaat sağlayıp neyin sağlayamayacağını çok iyi gözlemleyeceğiniz, daha yapılanmalı, daha disiplinli olacağınız. Adeta şudur Güneş-Satürn kavuşumu, böyle gereksiz insanlar, gereksiz fikirler, gereksiz olan her şeyden bir arınmaktır. Ve en makul ve en gerçekçi seviyeye ulaşmaktır. Birinci evdeki kavuşumun tam anlamı bu. O yüzden bu kim olduğunuzu algılamak, ne istediğinizi, bu hayattaki beklenti ve ideallerinizi net bir şekilde göreceğiniz, idrak edeceğiniz, algılayacağınız ve hayatınıza taşıyacağınız bir etkiyle gerçekleşiyor. Bu Satürn ve Güneş'in kavuşumu hayattaki böyle biraz hedeflerde ufak tefek engellerle uğraşma ihtimalinizi de gösterir. Baba, eş gibi eril enerjilerden kaynaklı bir takım böyle engeller olsa da yine de birçok şey oldurtmak adına bu kavuşumu iyi kabul edilir. Hayatta en makul seviyeye, en gerçekçi seviyeye ve en kalıcı seviyeye ulaşacaktır birey diye yorumlanır. Şimdi bundan hemen sonra Merkür düz seyrine başlayacak. Yine 4 Şubat'ta hemen sonrasında Merkür düz seyrine başlar başlamaz Plüton'la kavuşacak sizin 12. evinizde. 12. ev daha bilinçaltımız, psikolojik bir evdir. Böyle inzivai alanlarımızdaki bizdir. İnsanlardan böyle çok uzakta, insanların bilmediği yanımızdır. Burada bir kavuşum derinlemesine bir içsel uyanışla ilişkili ve hani daha derinlerde olduğu için böyle çok gün yüzünde bir şey beklemeyin. Hani burada bu kavuşumu, Merkür ve Plüton'un kavuşumunu sizin 12. evinizde. Bu kavuşum daha çok bireyin kendi iç dünyasında bir uyanışı, daha inzivai alanlarda bir uyanışı, daha derinlemesine bir araştırmayı gösteriyor. Bu döngü sadece işinizde biraz kuşku olabilir. Böyle her şeye bir kuşkuyla yaklaşmak ya da çok güvendiğiniz insanlara karşı bile bir kuşku duymak, sürekli böyle bir şüpheli bir hal, daha tedirgin bir ruh olması muhtemel. Ancak yine de derinlerde bir yerlerde kendi içsel dünyanızı revize edeceğiniz bir döngüyü de gösteriyor bu kavuşum. Bir diğer konu da şudur. Eğer böyle üniversitede tez yazma dönemindeyseniz ya da böyle derin araştırmalarla ilgili bir şeyleri böyle inzivai alanlarınızda araştırmak, öğrenmek, işte bir konuyla ilgili uzmanlaşmak gibi bir uğraşınız var ise işte burada sizi çok destekleyecektir. Çünkü derin araştırma ve ilginç konular, işte deneylerle falan mesela uğraşmak ve burada böyle güzel şeyler icat etmek, farklı bir şeyleri keşfetmek adına iyi kabul edilir. Bir diğer de
okült ve ezoterik konular, böyle psikoloji, astroloji ya da bilinçaltı, bu tip alanlara, biyoenerji vesaire gibi bu tip alanlara ilginiz, alakanız var ise bu konuları da çok derinlemesine araştırmak, öğrenmek, hatta böyle hayatımıza bu konuları entegre etmek ve bir yerlerde kullanmak adına sizi destekleyecektir. Psikolojik dünyanız biraz bu döngüde böyle kaotik ilk etapta olabilir. Ama bu kavuşum birçok uyanışı da içinizde hayatınıza ve yeşertmenize neden olacaktır. Yine bu evde 16 Şubat'ta Venüs ve Mars'ın bir kavuşumu gerçekleşecek ve şans noktasının da güzel bir desteği var. Oğlak Burcu'ndaki bu kavuşum sizin 12. ev temaları. Eğer evli bir bireyseniz, eşinizin işi ve sağlığı ile ilgili gündemlerde beklentiniz her ne ise beklentinizi karşılayacak bir durumu gösteriyor. Şanslı bir durumu gösteriyor. Eğer tabii evli bir birey değilseniz rutin hayatınızdan yine böyle psikolojik dünyanız, kendi içsel dünyanız, ruhsal aleminiz bu konuları şifalandırmak adına daha böyle ruhsal olarak iyi hissedeceksiniz en azından Venüs'ün Mars'ta buradaki kavuşumunda. Bilinçaltına yönelik bir ev olduğu için bir şeyi tutkuyla isteyip hayatımıza taşımaktır. Ve sevdiğimiz şeyler onun neler yapabileceğimizi gözlemlemektir. Yani bu kavuşumun anlamı bu. Bilinçaltı ve psikolojiyle ilgili bir evde tam anlamıyla böyle sizi rahatlatacak, kaygı hangi alanda kaygılı, endişeli bir ruh haliniz varsa oh be diyeceğiniz bir etkiyi gösteriyor bu kavuşum. Sonrasında 16 Şubat'ta yine bugün Aslan Burcu'nun 28 derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. Vedik sistemde Makha Nakşatrası'na, Batı sisteminde Alfar Sabit Yıldızı'na denk gelen bir derecede gerçekleşiyor. Sizin 7. ev konularınızla ilgili bir döngünün artık tamamen halledilip kapanıp rafa kaldırıldığı bir etkiyi gösteriyor. Peki bu konular neler? Hukuksal süreçlerle ilgili bir durumda iseniz, bir gündemde iseniz artık bu konu neticeleniyor. Ama bunun hukuksal sürecin ilk aşamasıdır. Yani gidip böyle beyanlarımızı sunmaktır. Bu konularla ilgili artık bir şeyi halletmek adına bir etki. Eğer evli çocuklu bireyseniz ikinci çocuğunuzun hayatıyla ilgili neticelenen bir durumu da gösteriyor. Ortaklıklara girmek, ortak payda işler yürütmek ya da ortağınızla bir gündeminiz var ise hala böyle bir türlü sürüncemede kalıp bir sonuca kavuşamamış bir durum var ise bu konunun neticelenmesi ve en önemli gündem evli bireyler için eşinizin hayatıyla ilgili ya da evliliğinizle ilgili bir döngüde pürüzler var, sorunlar var, çözüme muhtaç konular var ise burada bu sorunları neticelendirmek adına bir etkiyi de gösteriyor. Peki Nakşatra ve Sabit Yıldız ne diyor diye baktığımda burada stratejik olmak, olaydaki sorunları biraz hani daha konuşmak, iletişime dökmek, bu konuları bir şekilde çözüme kavuşturmak adına bir iyi mevkide birini aracı etmek ya da böyle bir lider bu özellikle nakşatranın anlamı bu şekilde. Böyle bir lider, bir üst mevkide makamı güçlü ya da sözünün hani böyle dinlenen ehil bir insan bir şekilde hani bu sorunlarınızı aracı olarak çözümlemek adına bir etkiyi de sunuyor. Burada tam anlamı şudur. Hani bireyin gerçekten sözüne itibar ettiği, kıymet verdiği ve daha lider, daha iyi bir pozisyonda bir bireyin bu sorunlarına aracı olmasın. Belki bir ortak payda buluşturmak adına bir girişiminin olmasın. Ya da var olan gündemlerde bir şekilde orta yolu buldurtacak bir bireyin hayatımıza dahil olması adına bir etki gösteriyor. Ve sonrasında her şeyin daha rayına gireceğini de gösteriyor aslında. Çünkü burada böyle flört ya da böyle aşk, sevgi temasıyla da ilişkili Sabit Yıldız'ı. Hani bir şeyler evet zorlayıcı olsa da bu sadece evlilikle ilgili değildir. Hani nedir? İkinci çocuğunuz aranızda böyle bir gerginlik vardır. Bu da yine bir şekilde halledilecektir. Ortak payda da bir şekilde buluşulacaktır. Ya da ortağınızla iş bağlamında bir sorun, bir pürüz oldu ise bu da yine buna dahildir. Hani kısacası böyle bir aracıyla neticelenen ortak bir şekilde sorunu çözeceğiniz bir dolunay etkisini gösteriyor. Burada dikkat çekici bir konu da şu, kadersel düğümler bu dolunaya kare bir açı yapıyor. Kadersel düğümler ne zaman bir işin içerisinde ise orada kader teması daha yoğun hissedilir. O yüzden bu neticelenen konu her neyse biraz daha irademiz minimal bir düzeyde ve biraz da kader planı işliyor açıkçası bu dolunayın içerisinde. Evlilik, ortaklıklar, ikili ilişkiler ve bu bağlamda neticelenen ve artık rafa kaldırılan, gündemden tamamen düşen ve gelecek döngüde artık bu konularla uzun soluklu uğraşmayacağınız bir sona gelişi gösteriyor bu dolunay.
ve dediğim gibi kadersel bir etki de işin içerisinde mevcut. Genin etkileriyle bu şekildeydi Şubat ayı. Sizin için Ebced değer hesaplamalarında yağ, muiz esması çıkmış. 117 defa her gün adedince söylemenizi öneririm. Eğer bir sorunuz olur ise aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Elimden geldiğince yanıtlamaya çalışırım. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere. Hoşçakalın.